Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz iyiyiz çok şükür. Yavruların ilk önünü veriyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Uğur Çağlar abimden yavru sahiplendim. Piton yavrularını. Kanalımda da büyüme serüvenlerini paylaşıyorum. İlgi alakanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki İlerliyoruz, iyi ki devam ediyoruz. Uğur abimin sayesinde tekrardan YouTube'a devam ediyorum diyebilirim. O çünkü bana motive oldu. Tekrardan bir iletişim kurdum kendisiyle. Tekrardan bir YouTube'a video atmaya başladım diyebilirim yani. Onun gazıyla, onun motivesiyle. Ona çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, yavruları ben tanıtma gereği duydum. Çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bununla alakalı kısa bir video çekmek istedim. Kobra gitme oraya. Şimdi arkadaşlar bunlar yani yavrular kimdir, neyin nesidir, nereden geldi tekrardan söyleyeyim. Şimdi Uğur abideki piton bu yavruların babası arkadaşlar. Şu anda bende iki tane yavru var. İkisinin babası da piton. Bir dişi yavru mamba. Şu siyah tasmalı mambadır. İsmini mamba koydum. Yılan ismi kara mamba. Bu da kobradır oğlum. Kobra da erkek. Kobra da yılan ismi. Piton'un çocukları olduğu için ben onlara yılan ismi koymayı tercih ettim. Mambamız kavga etmiş ama kimle kavga etmiş, kulağını kanatmış bilmiyorum artık. Kobra mı kanattı kulağını oradan? Angel mı saldırdı bilmiyorum. Şimdi bu yavruların annesi kimdir? Anneleri soruluyor bu yavrulara. Sürekli elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ama şimdi kanal büyümeye başlıyor, yorumlar artıyor. Aynı sorulara cevap veriyorum. Ben de dedim ki bir tane video çekeyim en azından bu yavrular kimdir, nedir bir bilgi olsun. Çünkü bazı yorumlar gözden kaçabilir. Ben bir video çekmek istedim. Fazla uzatmadan, mamba'nın annesi arkadaşlar, yani dişi olan yavrunun annesi Bozi'dir. Bozi'nin yavrusu bu. Mamba. Kobra'nın annesi de fıstıktır arkadaşlar. Şimdi fıstığın yavruları mı, Bozi'nin yavruları mı diye soranlar oluyor. Yani anneleri ayrı köpeklerin, babaları bir. Babaları piton, erkek yavrunun annesi fıstık, dişi yavrunun annesi Bozi. Bakın. Kemik var orada. Kobra kemiği aldı. Mamba'yı niye bağlıyorsun diyenler olabilir. Mamba arkadaşlar şu anda baskın karakter. Yani kobraya rahat vermiyor. Yemek verdiğimde mamba'yı bağlamak durumunda kalıyorum. Şimdi kobranın genlerine gelecek olursak, kobranın geni Azap soyundan geliyor. Yani dedesi Azap'tır. Kobranın anneannesi Sultan, annesi Fıstık arkadaşlar. Yani bir Azap soyundan da nasip oldu bize. Gerçekten Uğur abiye tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem az. Sürekli iletişimdeyiz sağ olsun. Sürekli cevap veriyor, sürekli konuşuyoruz. Şimdi Mamba'nın annesi Bozi dedik. Bozi'nin soyunu bilmiyorum arkadaşlar. Annesini babasını görmedim ben Bozi'nin. Fakat piton soyunun da fotoğrafları kanalımda mevcut. Yani pitonun babası, pitonun annesi davar köpeği. Gerçekten davarın içinde, keçinin, koyunun içinde fotoğrafları var. İkisi de çok yüksek köpekler. Yani mamba'nın dedesiyle babaannesi gerçekten çok yüksek köpekler. Mamba nasıl olur bilmiyorum. Şu anda yavrular 4,5 aylık arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama bu videoyu çekene kadar, bu videoyu siz görene kadar 5 aylık olurlar. Çünkü ben videoları planlıyorum ve YouTube'da biraz geriden geliyor arkadaşlar. Bu yüzden benim Instagram, TikTok ve diğer YouTube kanallarıma da göz atarsanız biraz daha güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Diğer kanalımı da söyleyeyim. Diğer kanalım neden var? Diğer kanalım hem yedek kanal olarak kullanacağım hem de bu kanalda paylaştığım videolar ihlal yeme durumu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu kanalda ben ihlal yedim. Tavuk kavgasından dolayı yaklaşık 90 gün video paylaşamadım.
Benim çiftliğimde işte karonk var, çoban köpeği. Ben başlıklarda kangal yazıyorum diye bana sinirleniyorlar ama başlıklarda kangal öne çıksın diye yazıyorum arkadaşlar. Çoban köpeği kangal olmadığını biliyorum ben. Yavrularım da işte kangaldır. Kangal iddiam hiçbir zaman olmayacak bu kanal. Yani bu YouTube serüveninde, bu kanalda demeyeyim de bu YouTube serüveninde ben işte Safkan Kangal diye hiçbir şekilde iddiam olmayacak. Yani ben biraz kangal takıntısı olan arkadaşlara antipatiyim arkadaşlar. Yani biraz ön yargım var. İşte köpekleri görür görmez maşallah demeden kangal değil diyen insanlara karşı biraz negatifim, kusura bakmayın. Yani ben başlıklara kangal yazıyorum diye bana sinirlenen arkadaşlara söylüyorum. Ben kangal yazacağım arkadaşlar. Çoban köpeği de yazacağım, kangal da yazacağım. Angel'ım var burada. Beni bazen ısırıyor Angel'ım. Angel Rus finosu kırması tarzında bir köpek. Küçük. Onlara da yemek verdim. Onlara ne verdim? Yaş mamayla kuru mamayı karıştırdım arkadaşlar. Verdim ama çok beğenmediler. Karong birazcık yedi. Hatta evet yarısını yemiş. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir video çekmek istedim. Angel kızana geldi. Angel'ı aslında çiftleştirmeyi düşünüyorum ama şu anda biraz daha vakti var. Evet. Kendimden bahsedeyim. Ben kimim? Arkadaşlar ben Oğuz Dal. 27 yaşındayım. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarla vakit geçirmeyi gerçekten çok seven bir insanım. Çiftlik hayalim var. Bir çiftlik kurayım. İşte köpekler, kediler, kedilerim var. Kanalımda mevcut. Tavuklar, kazlar, ördekler. İşte bir çiftlik hayalim var. Yani çiftlikte çiftlikten geçimimi sağlamayı istiyorum. Çünkü sevdiğim işi yaparak en azından maddi anlamda da geçimimi sağlayayım. Sevdiğim işi de yapayım. Huzurlu bir şekilde hayatıma devam edeyim. Çünkü insanlarla çok anlaşamıyorum. Yani hayvanlar bana daha çok huzur veriyor. Buraya gelince stres atıyorum. Çiftliğimi videolarımda, kanalımda paylaşıyorum. Tekrardan abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bakın beyaz postalarım var. Güneşten görebiliyor musunuz? Bu arada yavrular çıktı. Şurada da bir güvercin kümesim var arkadaşlar benim. Güvercinleri kapalı tutuyordum ama ayrıyetten ben mühendis olduğum için üniversite mezunuyum. Ayrıyetten de bir işte çalışıyorum. Daha tam anlamıyla buraya gelemedim. İnşallah bir gün tam anlamıyla çiftlikte vakit geçireceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. Bu yüzden yavruları da yavruları demişim. Güvercinleri de salık bırakıyorum arkadaşlar. Burada Angel var. Onların koruyucusu. Birazcık hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hemen kısa bir şekilde bilgilendirme yapmak istedim. Postaları salık tutuyorum bu şekilde. Yavrular çıktı arkadaşlar. Bu arada bakın burada yavrularımız çıktı. Onlar biraz daha büyüsün. Detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Yavrular çıkmaya başladı. Dün bir tane çıkmıştı. Bir tanesi diğer yumurtaya bakmadı. Şurada da var. Bunlar doğal bir şekilde arkadaşlar. Gerçekten daha sağlıklı oldu. Daha güzel oldu. Burada kediler gelemiyor köpeklerden dolayı. Aha! Kobraya bak gitti karongun mamasını da yedi. Seni ben dün saldım. Sen ondan mı arıyorsun değil mi beni sal diye? Arkadaşlar karongu bayağıdır salmıyordum. Saldım şimdi salma videoları da geliyor karongla alakalı. Ama Angela hiç rahat vermiyor kızamda olduğu için. Mamba'ya gelelim. Mamba sen aç değilsin herhalde. Mamba çok yemiyor arkadaşlar. Onlara et suyuyla ekmek yaş mamayı karıştırdım verdim. Mamba'nın kulağında bir sıkıntı olmuş. Mamba kulağına senin kim ne yaptı? Kimle kavga ettin aşkım benim yine ya? Evet o şekilde videoyu kapatalım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. YouTube ailemiz büyüyor. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Abone olan, olmayan, videolarımı beğenen, beğenmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kobra ve Mamba'nın büyüme serüveni devam ediyor arkadaşlar. Aramıza katılan arkadaşlar için bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Yavruların annesi babası nedir? Nereden geldi? Birkaç bazı hayvanlarımı gösterdim. Evet arkadaşlar, fikir, öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın. Şöyle ördeklerle videoyu bitirelim arkadaşlar. Kobra yine oradan bir kemik mi kaptı? Ne kaptı?
Burada da ördekler var, kazlar var. Biraz çamur oldu. Kışın çamur oluyor, çamur oluyor ama onlar gerçekten çamurda gayet mutlu oluyor. Bu şekilde. Tavuklar da öbür tarafta. Artık onları da bir dahaki videolarda görürsünüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.